Bir de şöyle düşünelim. Yani zekat veren kişinin malı niye artar? Zekat veren kişinin malı niye artar? Yani teknik olarak düşündüğümüz zaman bütün kulların rızkı Allah'a ait değil mi? Amin. Ne vesattakna. Yani Estaizu bismillah Ve'mur ehleke bis salati ve istabir aleyha la neseluke rizkan nahnu nerzukuk. Habibim Muhammed Mustafa ve murehleke bis sala. Sen ehline namazı emret. Ve sabir aleyha. O namazda sende daim ol. Yani ey Ali, ey Veli, ey Ahmet hepimize. Hem çoluk çocuğuna namazı emret, öğret, sevdir. Ama sen de namaz kılanlardan ol. La neselüke rizkan. Biz senden rızık istemiyoruz. Nahnu nerzukuk. Rızkı biz veriyoruz buyuruyor Cenab-ı Allah. Rızık bizim işimiz. Yani o kağıt toplayanlar, o efendim fakir olan aileler, durumu efendim olmayan, zor geçinen insanlar da Allah'ın kulları değil mi? Onların rızkı da Allah'a ait değil mi? Bak şimdi geliyoruz tekniğe. Şimdi Cenab-ı Hak diyelim ki bana para veriyor. İmkan veriyor, zenginlik veriyor. Ve bana diyor ki kulum Ali diyor. Sana diyor ben 100 lira verdim, o 100 liranın iki buçuğu senin değil diyor, bana diyor. 98'i senin, yediğin senin, giydiğin senin, arabaya binip gittiğin senin, efendim memlekete gittin yolda harcamaların hepsi helal olsun, helal kazandın yedin, mevla onun zekatını istemiyor. Bunların dışında 100 bin liran var. 98'i, 97 buçu senin diyor mevla. İki buçu senin değil diyor bana diyor. Kimin ya Rabbi? İki buçu ben fakirleri fakirlikle imtihan ettiğim için onların rızkı benim üzerim olduğu için onların rızkını sana gönderiyorum sen ver diye. Ne gibi oldu? Memlekete bir arkadaşın gidiyor. Ya sen memlekete gidiyorsun. Bizim bir komşu Hasan var ya. He, şu 100 lirayı al ona ver. Değil mi? Bunu yapıp yapıyoruz. Şimdi sen 100 lirayı alıp o Hasan'a vermesen büyük ayıp etmiş olmuyor musun? Ya ne biçim adamsın sen ya? Niye ver, değil mi yani? E buna biz riayet ediyoruz ama değil mi? Kesinlikle. Hatta gider gitmez Hasan Hasan gel Hasan. Ya işte Ali sana 100 lira gönderdi. Deriz değil mi bunu? Zekat da böyledir. Mevla bize veriyor diyor ki bunu diyor fakir kullarıma ver diyor. Fakir kullarımın senin değil diyor. Şimdi ben kalkıp o 2500'ü kayıp diye, param eksiliyor diye, bana ne diye, ben kazandım, ben güçlüyüm, ben çalıştım alın teri diye vermezsem, yani o iki buçuğu vermezsem, Mevla da ne yapıyor? Ha sen demek ki fakirin hakkını sen vermiyorsun. Ben de sana vermiyorum. Niye? E, kime verecek Mevla? Verene verecek ki rızık onlara ulaşsın. Anladınız mı? Öteki kişi veli ise veli ise 100 lira veriyor, iki buçuk yerine 3 fazla veriyor. Mevlada da bakıyor ki bu kulu dağıtıyor. Yüz mü? Al sana 200, al sana 500. Çoğalıyor. Niye? Veriyor çünkü veriyor. Fakirin hakkını veriyor. Verene de Allah veriyor. Bunu bu mantıkta bakmak lazım. Vermeyen cimrilik eden kendi malını kaybeder veren malını bereketlendir. İnanın bu yaşıma gelene kadar konuşmuş oldum. Bu tarz zekat veren kardeşlerimizle konuşmuş oldum. Bir dedikleri "Hocam bunun lezzetini biz anlatamayız. O kadar tat alıyoruz ki bunu Allah biliyor bu sevgiyi, ne kadar mutlu olduğumuzu, ne kadar huzurlu olduğumuzu. Ben soruyorum peki bereketini görüyor musunuz böyle veren? Ne demek hocam? Anlatılmaz." Yani fazla fazla Allah bize geri döndürüyor diyorlar. Amenna ve sattakna. Hakikaten iş